Yerli aşı Turkovak çalışmalarında son aşamaya gelindi sevgili izleyiciler. Faz 3 çalışmaları kapsamında gönüllü olan kişilere uygulanıyor biliyorsunuz aşılar. Peki vatandaşlar Turkovak aşısı hakkında ne düşünüyor? Bizler bunu Van'daki bazı vatandaşlara sorduk. Birlikte izliyoruz cevabı. Yerli aşı Turkovak çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yerli COVID-19 aşısında faz 3 çalışmaları kapsamında gönüllü olan vatandaşlara uygulanıyor. Peki vatandaşlar Turkovak aşısı hakkında ne düşünüyor? Bilmediğimiz bir aşı türü. Yani bunun denenmesi lazım. Halka denendiğine dair bir kanıt, bir şeyler sunmaları lazım. Ondan sonra bu aşının gerçekten denenmiş olduğuna halka inansın. Ondan sonra bu aşıyı halka uygulasınlar. Ben söyleyeceğim bu bilmediğimiz bir aşı. Türk aşısıdır diye yani Türkler her şeyin harikasını yaratıyor diye kalkıp aşı olamayız. Ya bu aşı nasıl yapılıyor? Hangi safhalarda geçiliyor? Onu bir kere halka göstermeleri lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün onay vermesi lazım. Ondan sonra da bizler aşıdır diye aşı oluruz. Aşı olduğuna inanacağız. Vallahi yerli aşı Turkova bilmiyorum, daha da herhangi bir deneme yok şu anda. Ama ileriye doğru bakmamız lazım yani. Sizce Türkiye bu konuda geç kaldı mı? Vallahi inan ki dünya genelinden geç kalmamış bence. Çok güzel bir şey yapılmış Türkiye. Şu anda ben iki kez aşı yapmışım. Almanya, neydi ismi onun? BioNTech yapmışım. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. 3 defa aşı yapmışım. Cenab-ı Allah bu hastalığa bir şifa versin. O da başka ne diyecek? Yani Türklerin geliştirdiği aşı sizce nasıl? İyidir. Cenab-ı Allah bizim devletimize hiçbir zarar vermesin. Devletimiz gencire tülsün, ihtiyara kadar aşı yapıyor. Bu hastalık için ne kadar kuvveti varsa veriyor. Vallahi bu konuda bizim bir bilgimiz yok. Ben aşı olmuşum. Çok şükür yani bir sıkıntımız olmamış. Şu anda yani hiç diyeceğim. Türklerin geliştirdiği aşı sizce faydalı olacak mı? Tabii herhalde yani faydası olmasaydı bu kadar devlet de üstüne duramazdır. Halka da bu kadar bilgi verilmezdir. Ondan sonra sağlık ekibi bu kadar mahallede yani her yerde dolaşıp millete yardımcı olamazdır. Herhalde inşallah faydası var. Öte yandan inaktif aşı olan Turkovak'ın Çinli Sinovac aşısından daha etkili olduğu belirlendi. Turkovak aşısının yan etkileri hakkında henüz detaylı bilgi bulunmazken Sinovac aşısının yan etkilerine benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.